Mesut Kunar'a kalan herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün yine Cihan Usta'nın yanına geldik part videosu için. Allah izin verirse part 24'ü bugün çekeceğim sizlere. Selamünaleyküm Cihan Usta. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Eyvallah. Nasılsın, iyi misin? İyi Allah'a şükür. Messi'nin ellerini yanına almışsın alt takımları. Evet, her zamanki gibi Messi yanımda. Toplamışsın. Usta, sana bugün birkaç tane soru soracağım. Sor bakalım. Allah'ın izniyle part 24'ü çekeceğiz bugün. Evet. O zaman ben hiç zaman kaybetmeden başlıyorum. Evet. Bir takipçimiz Cihan Usta 4 zamanlı motor rektifiye yapar mı demiş. Tabii ki yapar. Mezlerden fırsat bulursa niye yapmayalım? Yani mezler rektife ediyoruz, onu yapmayacağız. Değil mi? Doğru. Evet, dinliyorum. Bir takipçimiz sana güzel bir yorum yapmış. Bunu okumak istedim. Kaydettim o yüzden. Evet. Canınıyım Cihan Usta, adamsın. Adam demiş. Gevze'den selam olsun. Öyle boş konuşanlara kafa yoracak adam değilsin belli. Eskisin. Görmüş geçirmişsin. Tabiri caizse yalayıp yutmuşsun. Kimse boş yapmasın. Bizim Gebze İstanbul'da da tamir dükkanları yalayıp yut temiz ama ne kalbi senin gibi temiz ne de eline su dökebilecek usta yok demiş. Hepsi evet. Çakal çukal demiş. Gebze İstanbul bilen biliyor. Keşke oralarda olsak da yağlı pasta dükkanında senin yanında olsak. Kalbin temiz. Dükkan ya da olacak tabi demiş. Dedin ya reis, bayan kuaförü değiliz, kıl temizleyelim. Yani biz tamirciyiz ya, evet. Olacak tabi. Makine ustasısın, pilotsun, işin bu, cansın reisim. Deli bir Honda'cıyım. Evet. Ben de seni her izleyip gördüğümde çocukluğum aklıma geliyor. Evet. Babam iki zamanlı mezciydi. 301 evet, sesi vardı demiş. Ben de dört zamanlı deli Honda'cıyım demiş. Eyvallah. Seni izleyince Cihan abi demiş, aklıma demiş eskiler geliyor. Yani sonuç motorcu adammış. Aynen, babası mezciymiş. 4 silindir 5 kanat dele Honda'cıymış bu abicim. Bu yorumu da sana okumak istedim. İşin gücün rast gelsin demiş. Güzel insansın demiş. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet, bizim ortamımızda bu işte. İki zamanlı biz de mezciyiz. Kesinlikle öyle. Buradan da İstanbul'a selam olsun bu eyvallah. Arada. Takipçilerimiz seni destekliyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir takipçimiz ustama selamlar, Heropu Turbo Sport elden bir testte kısa şasi nasıl motordu demiş, yükseltilir mi demiş CC'si. Elden iki vites. Aynen, CC yükseltilir mi demiş bunun için. Yükseltilir. 20 yıldır yatıyormuş motor. Yükseltilir dedi Cihan Usta. Bir takipçimiz 2001 MES 251 alınır mı, nasıl motordur demiş. 2001 Kanuni'nin malıdır. Evet. Yüksek model. Alınır, güzeldir. Peki şunu sormuş. Cihan Usta mezin hangi yılda üretilerini tavsiye eder demiş bizim için. Mezde model önemli değil. Temizliği önemli. 90 da olur, 2001 de olur. 2000 de olur. Arkadaşlar, temizliği önemli. Şunun altını, bize gelen 90 modeli de yapıyoruz biz. Şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Biz mesela motor alırken gidip de 2000 mi 90 mı bakmıyoruz. Bizim için önemli olan Cihan Usta Evra şasesi temiz olsun. Kesinlikle. Olsun, yeter. Cihan Usta beğendiyse, tamam dediyse biz gidip motoru alıyoruz. Mesela bana aldık. 2000 model aldık ama Cihan Usta beğendi ve onayladı diye aldık. Peki niye? Evra sağlam. Tabii. Bir de 2000 model Seyhan'dı o. Sevgilin. Manyetör elektronik. Aküsüz de çalışır. Ben de dedim al. 14 Şubat'ta dükkana geldim. En azından volantı aramak zorunda kalmaz. Kesinlikle öyle. 14 Şubat'ta buradaymışsın, dükkandaymışsın, niye? Ya mezlerle burada uğraşıyoruz işte. Sevgililerin yanına mı geldin? Yani. Telefonun çalıyor, sen telefonuna bak. Bak bak. Ha Hayri. Alo. Cihan abi. Ha yaptım, çıktı yaptım he. Ne, eline koluna sağlık abi. Bu getirdiği kolu beğenmedim, ona bir tane sol tarafa düzgün pedal kolu ayarla. Tamam, ben tutturdum gene ama arkadaşlar beğenmedim. Motorlar yavaş yavaş yapılıyor. Gidiyor yapılanlar. Yamaha'nın silindirleri, yani Yamaha'ların silindiri daha doğrusu diyeyim. Rektafede. Onlar da gelsin, Cihan Usta direkt onları da toplayacak. Eyvallah. Motorlar gidecek Allah'ın izniyle. Şu an bunu yapıyor, bunu yapıyor, öbürlerini çekmiş. Hepsini bir yapıyor Cihan Usta'mız. Sen valla telefon... 6-7 tanesinden tek başıma uğraşıyorum işte yapacak bir şey. Daha çifti getirip çekeceğim. Ne bu? Çifti ne zaman getireceğiz? Şanzımanı, birinin gram kolu, bilyası, pistonu, rektefesi. Evet. Birinin elektrik test saati. Hastaneye de bir hasta gittiği zaman
Hepsi aynı şikayetten mi gidiyor? Hayır. Hepsi tabii başım ki. Mı ağrıyor diyor. Hayır. Biri diyor kolum ağrıyor, biri diyor çenem ağrıyor, biri diyor belim ağrıyor. Kesinlikle. Biri diyor ciğerim ağrıyor, böbreğim ağrıyor. Aynı şey. Onlar orada insanları tamir ediyor, yapıyor. Biz de motorları yapıyoruz. İşte aynı şeyi yapıyoruz. Kesinlikle. Ama bizim bir güzel yanımız var. Sağlıkçılara göre bizim işimiz kolay. Tabii ki. Allah sağlıkçılara yardım etsin. Niye? Niye? Tek başına bir hastaya müdahale etmek var. Tek başına 10 hastayla uğraşmak var. Onun işi daha zor. Sonuçta onda ölüm var doktorların dünyasında. Allah onlara yardım etsin. Amin. Bizimkini mesela şimdi işim var deriz. Atarız bir kenara, bir ay sonra da bakarsın. Evet. Kaldığım yerden başlarım. Ama onlar onu yapamaz. Hemen müdahale etmesi lazım. Ve şöyle bir durum onların var. İşi daha zor. Ve şöyle bir durum var. Doktor hastayı iyileştirirken canlı canlı iyileştiriyor. Sen burada motor çalıştırırken yapamazsın aynı zamanda. Yani, pistonu değiştirebilir misin? Değiştiremeyiz. Yani ondan o ayrı bir dünya. Allah doktorlarımıza zeval vermesin inşallah. Onların işi zor. Bir takipçimiz usta binmek için yarışlık değil, keyifli bir sürüş için RX 115 mi, MEZ mi daha sağlıklı olur arıza açısından demiş. Her ikisine de olur diyorum. Yamaha da olur. Yamaha, anlamadım orayı. Yamaha da olur, binmelik güzel olur. Mersin'den selamlar demiş bu soruyu soran Yamaha takipçimiz. Yamaha bizim için güzel bir motordur. 115, 135 fark etmez. Severiz. Adana'dan da Mersin'e selam olsun. Zaten çok yakınız. Cihan Usta'yı görmek isteyenler dükkana gelebilir arkadaşlar. Herkese kapımız açıktır. Ne zaman isterlerse buyursunlar, gelsinler. Bir takipçimiz ustamızı Antalya'dan selamlar demiş. Aleyküm selam. Antalya'da selam olsun. Yamaha RX 115 ve 135 hakkında ne düşünüyor? Şanzıman yağı yazın ve kışın ne koyulmalı demiş. 20-50 katsın yaz kış fark etmez. 90 numara katmasın 20-50. Peki demiş ki kışın ne koyulmalı ve 2T yağ bulamadık. 10-40 kullansak bir zararı olur mu demiş. Olmaz ama 2T 2 zamanlı olsa daha iyi olur. Tamam. Motorun gidişini engeller çünkü gidişatını. Çalışma prensibine mi aykırı? O yüzden mi diyorsun 20-50 koyulsun? Yok 2 zamanlı ya 2 zamanlı yağ katılsa yağ tankına daha iyi. Şanzıman yağını kışın 10-40-15-40 da olur. Aha. Ama yazın 20-50 olsun. Yazın daha kalın istiyorsun çünkü motor yüksek ısıya ulaşıyor. Bir takipçimiz cümlete selamun aleyküm. Cihan ustam kolay gelsin. Allah işine gücüne rast getirsin demiş. Amin. Ustam ben sıfır motor toplattım. MES 301 platine demiş. Motor karbüratör olarak da Ken karbüratör aldım mavi. Evet. Alandan motorun rodajı bitti. Pardon, mavi olandan demiş. Motor rodajı bitti. Ama motor 120 km hızı geçmiyor. Normalde çok güzel gazlıyor ama motor gitmiyor. Neden yapar? Ve bir de motoru sana yollasam motoru modifiye yapmak ne kadara mal olur demiş. Karbüratörden, egzozdan, ateş motoru görmeden süreksine. Ne kadar maliyet gideceğini, masraf gideceğini bilemem. Sentesi kaçık olabilir. Tamam. Bir ayarsızlık vardır. Çünkü peki. Biri 301 MES gitmiyorum dese 160 yapması lazım. Değil mi? Yani bu motorun 120 gitmiyorum dese 160 yapar. 120 km hız yapması anormal bir durum. Normal değil. Belki kilometresi az gösteriyordur. Ama arabayla da denemişlerdir yani. Öyle düşünüyorum. Bilemem. Tamam, sıradaki sorumuza geçiyorum. Bir takipçimiz Cihan Ustam hayırlı işler. Kup motosikletimin demiş. Debriyaj baltasını kendim değiştirdim. Debriyaj ve kavrama ayarı yapmaya gerek var mı? Teşekkürler demiş. Balata biraz oturduğunda ona karar verir. Balata taktıysa böyle 10-15 günde balata oturur. Evet. Peki sıradaki takipçimizin bir yorum var, onu sana okuyacağım. Bir takipçimiz Aga demiş, ne kadar iyi bir insansın. Cihan abim demiş. Bende de cevaplar bitmez diyor. Gerçekten keyif alarak izliyorum seni demiş. Böyle yardımsever güzel insanlar nadir olsa gerek. Cihan abimin gözümün nurudur maşallah. Allah'ım kaza bela vermesin. İşleriniz rast gitsin. Cihan ustam seviliyorsunuz demiş. Eyvallah, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Selam olsun. Bir takipçimiz selamun aleyküm ustam. Lifanta 100 cc kup. Full orijinal motor. 14-36 dişli var bu motorda. Performans için CG 125 cc'nin karbüratörünü açık hava vitesi taksam hız artışı olur mu demiş. Olur.
Ama yüzlük motorun gücü yetmezse istediğin kadar kablatör tak boş. Yani faydası olur o dediğinin ama. Evet. Yüzlükse güç istiyorsa 150'lik yapsın, 125'lik yapsın. Evet. Tamam. Yani yüzlük ne yapacak yani sonuçta? Ama performans alırlar sonuçta itibariyle. Tamam. Bir takipçimiz Malatya'dan Ustam Cio'ya selamlar demiş. Selam. Aleyküm selam. Adana'dan da Malatya'ya selam olsun. Bir soru sormak istiyorum. Benim 250cc Cuba 1 motorum var. Motor akü şarj etmiyor. Neden olabilir? Saygılar demiş. Bir, volantın içindeki statör bozuktur. İki, konjektör bozuktur. Zaten iki parçayla şarj ediyor. Üçüncüsü yok. Tamam. Yine statörle konjektör iyi, elektrik zayıfsa volantı değiştir. Volant. Anladım. Bir takipçimiz Cihan Ustam'a teşekkürler. Bizleri güzel bilgilendiriyor. Benim sorum şudur. CG'den Cafe Racer yapıyorum. Jantı kalın ve telli yapmak istiyorum. Ama CG uyumlu kalın jant bulamadım. 36 telli CG göbeğine 36 tel Java çemberini örmek, uydurmak mümkün müdür demiş. Ya mümkündür de kendi jantı var zaten. Ama kalın jant bulamamış. Ama kalın jant var. Kalın çember alsın CG'nin kalın çemberine. Aynı göbeğe kurdurur. Değil 36 mi? Tel olduktan sonra mezin alüminyum jantını yine kurar. Ki yapanlar vardı. Tamam. Ben gördüm CG'ye Arkon Akront 18 kurmuşlardı CG'ye Akront. Ciddi misin ya? Akrontunu. 36 tel oldu mu hepsi olur. Tamam. Bir takipçimiz selamünaleyküm abi. Cihan Usta'ya selamlar. Bir sorum olacak demiş. MES 301 elektronik beyin stop halindeyken ateşliyor. Sorun ne olabilir? Yardımcı olabilir misiniz? Teşekkürler, kolay gelsin demiş. Ne yapıyormuş? Motor beyinliymiş, stop halindeyken ateşliyormuş. Bunun sebebi ne olabilir demiş. Stop halindeyken evet. Hala ateşliyor. Evet, evet. Kontak bozuk olabilir mi acaba? Aklıma direkt bu geldi. Kontak dönüşüne beynin kablosunu bağlamış olabilirler. Hı hı. Kontağın alt donanımı da bozuk olabilir. Yani onun demek istediği şu. Kontağı kapatıyor motor hala evet. Stop etmiyorsa. Evet. Kontak dönüşünde bir sorun var. Bobine giren kabloyla kontak dönüşü ayrı yerde olur. Kontağın dönüşüyle kontağa gidişi ters bağladılarsa kontağı kapatsa da stop etmez. Söndürmesi lazım kendini. Kontak dönüşüne vermiş olması lazım. Beynin elektriğinde yani beynin elektrik kablosunu kontak dönüşü siyah kırmızıya bağlanacak. Tamam. Düz kırmızıya bağladıysa kontağı kapatsa da sönmez. Teşekkür ederim. Ya da donanımı bozuk bir şey vardır. Tamam. Bir takipçimiz Cihan Ustam saygılar severek izliyoruz videolara. Allah kolaylık versin. Ben de bir soru sormak istiyorum. Videoda cevaplarsanız sevinirim demiş. Tabii ki cevaplarız. Ben de RKS'nin 150cc karbüratörlü olanı var demiş. Sık sık subap ayarı bozuyor. Ses yapıyor. Götürüyorum bir iki vida sıkıp veriyorlar. Ses geçiyor ama birkaç hafta sonra yine aynı şey oluyor. Bunun kalıcı bir çözümü yok mudur? Teşekkürler demiş. Kalıcı bir çözümü var. Hı. Bir yağına dikkat etsin. İki o motorun eslantri veya sibop horozları bozuktur. Veya üst piyano bozuktur. Dakika başı sibop ayarı evet. İstiyorsa ya üst piyano bozuk ya sibop horozları bozuk. Onu iyi bir usta bakacak. Sibop horozlarını veya piyanoyu değişecek. Veya eslantriğinde bir sorun vardır. Yani dakika başı da sibop ayarı istemez. Bir iki vida sıkıyorlar diyor sonra tekrar yani, istiyor diyor. Artı yağlaması mı zayıf? Yağlamasına bakılacak. Belki de yağlaması zayıf motor eslantriği yiyordur. Eslantriği yediği için de dakika başı ayarı bozuyor. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Tamam. Bir takipçimiz selamun aleyküm kolay gelsin. İkinizin de emeğine sağlık. Teşekkürler arkadaşlar. Bir sorum olacak demiş. Bende Mondial MC150 var. Krank piston subaplar değişti ama karbüratör vuruntulu çalıştırıyor motoru demiş. Üst kapakta bir vida gevşekmiş sıktım. Gaz yememeye başladı motor. Sebebi nedir? Teşekkürler demiş. Üst kapaktaki vidayla onun alakası yok. Hı-hı. Ya taktığı karbüratörde sorun var. Ya da ince conta kullandılar. Piston üst kapağa çarpıyor olabilir. Piston siboplara çarpıyor. Siboplar tam kapatmıyor olabilir. Evet. Yani bir vida sıkmayla onun alakası yok. Öyle bir şey olamaz. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bunların hepsi tabii tahmini bir cevaptır. Tabii. Yani motora bakmadan altına değinmek istiyorum. Tam çözemem. Motor burada olsa Cihan Usta'mız direktmen nokta atışı yapar. Tabii genelde de büyük ihtimalle söylediği şeyler çıkıyor. Yani. Sıradaki sorumuza geçiyorum.
Bir takipçimiz Cihan Usta'm ve size emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum demiş. Cihan Usta çok alçak gönüllü ve bilgisini paylaştığı için ayrıca teşekkürler demiş. Rica ederiz arkadaşlar. Benim motorum 1991 model MES. 10 yıl yaptıktan sonra bakımını yaptık. Motoru çalıştırdık demiş. Motor orijinal demiş. Şimdi sorusuna geçiyorum bu takipçimizin. 3 tane sorusu var. Birinci sorusu, ön frene çift disk veya arka frende disk fren yapabilir miyiz demiş. Yaparsın ama çok uğraşırsın. Hı-hı. Yapılır ama uğraştırıcı bir iştir. Ama bizim mezlerde normalde ön zaten dikstir, arka fren de güzel tutar. Yani fren çift disk yapmaya bence ihtiyacı yok ama iyi bir uğraş olursa o dedikleri yapılır. Kesinlikle. İkinci sorusuna geçiyorum. Ama mezin kendi halinde frenleri iyi yani. Ya çok sıkar motoru ya i̇şte bence. Uğraşmasa ona emek lazım. Öyle bir onu çiftlik yapamam. İki göbeği birleştireceğim. Kavala, fren merkezi yeri yapacağım. Arka kampana iptal edildik. Seyer yapacağım. Merkeze yer yapacağım. Kesinlikle. Bayağı teferruatlı bir iş. Aynen öyle. Peki ikinci soruya geçiyorum bu takipçimizin. Devir dişisinin takıldığı krank ucundaki dişler bozulmuş. Krankı sökmeden sonsuz dişine takabilir miyiz demiş. Devir saatinin bozulduğu somunu, taktığı somunu kastediyor. Evet. Krank yalamaysa o tornada diş açılır, yapılır. Devir saatinin halatlı somunu bozulduysa o somun da takılır. Yalnız 90 modeller eskiler devir saati halatlı. Evet. Yeni model dijital kareler veya üçlü dürbünler elektrikle diyor tablasından çalışıyor. Ona gerek kalmaz. Mesela şu arkadaşlar. Ha, yeni model kilometre yapar. Onunla uğraşmaz. Tamam. Yani o halatlı eskide kaldı. Şimdi bu takipçimiz bu 91 model motoru için şunu söylemiş. Seyhan elektrik tesisatı yapsak maliyeti bana ne olur demiş. Seyhan'ın elektrik tesisatından onun alakası yok. Motor 90 model de olsa bu baklı yapılır. Elektrik tesisatına ihtiyacı yoktur. Ona göre sen ayarlarsın zaten. Yani. Tamam. Malzemeleri alırsınız. Cihan Usta malzemeleri takar. Kontak olsun. Devir saati olsun. Bir de volant ayrıyetten arkadaşlar. Yani Seyhan volantı takıldığında Seyhan'ın elektrik tesisatı şart değil. Kesinlikle. Veya kolektörlü bir mezi. Ben mobilet elektronik volant da takıyorum. Evet. Ona elektrik tesisatı şart değil. Kendi tesisatından yapıyoruz biz onu. Ayarlıyorsun. He, bir istop sorunu olursa Seyhan kontağı alır veya çıçıt düğmeyle istop ettiririk. Tamam. Bu. Bir takipçimizin güzel bir yorum var, onu sana okumak için not almıştım. Bir takipçimiz Cihan Usta'm bu işin piri demiş. Birçok tamirci motoru yaptığı halde sorunun ne olduğunu söyleyemiyor demiş. Yalnız Cihan Usta'm ne var ne yok söylüyor. Bu videoları yeni yerden bitme 18-20 yaştaki kendini usta bekleyenlere izletilmeli demiş. Evet. Cihan Usta yani ya sen... Bu işler zamanla tecrübeyle oluyor. Yani öyle 3-5 senede bırak diye hiçbir şeyi kapamazsın. Evet. Yani ben bugün 6-7 yaşından beri bu işin içindeyim. Daha biri bir şey sorarken onun ne diyeceğini bilir. Lep demeden leblebiye anların misali oluyor. Kesinlikle. Yani 6-7 yaşından beri ben işin içindeyim. Şimdi yeni yetişen 15-16-18 yaşında CG ile motorcu olmuşla bizi bir tutmayın. Ama bu işte kafa işidir ha. Kesinlikle. Pek yaşa da bakmaz. Kafa işidir motor. Bu takipçimize de teşekkür ediyoruz güzel yorumu için. Yani. Sıradaki bir takipçimizin yine bir yorum var. Onu senin için not almıştım. Bir takipçimiz selamlar. Öncelikle seni ve Cihan Usta biladerimi tebrik ediyorum demiş. Teşekkürler arkadaşlar. Eyvallah. İşlerinizde başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. İnce Mehmet'ten bahsediyordu. Allah rahmet eylesin. Dükkanı öz bucak arkasındaydı demiş. Evet. Arkadaşı Beytullah'la yıl 1989 ve yıl 1990 olabilir. Benim Peugeot'u Beytullah Usta ayarlamıştı. Bu vesileyle ona da selam olsun. Hadi size naçizane yarış işleri, sakat işler. Allah sizleri korusun. Sizleri Amin. Sevenleri demiş. Düşünün hemşehrilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Daha dikkatli olmaya çalışıyoruz. Güzel yorumunuzdan dolayı çok teşekkürler. Allah razı olsun. Cihan Usta Allah razı olsun dedi. Bir takipçimiz Cihan Usta'm mezin mi daha çok seviyor, mobileti mi demiş. Vallahi her ikisi de bizde var. Zaten bu
motorlara karşı sevgi olmazsa bu işi yapamam. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi mobileti atıp mezzi tutmuyoruz, mezzi de atıp mobileti de tutmuyoruz. Yani bizim mez, mobilet, Yamaha 115, 135 hep gündemimizde zaten. Evet. Bir takipçimiz 1991 yılında Ankara Bentleresi'nde mez motorlara bakan ustamızın da adı Cihan'dı demiş. Doğrudur. Cihan Usta'ya da selam olsun buradan. Ona da selam olsun. Bir takipçimiz Cihan Usta mobilet platin ayarı için detaylı bilgi verebilir mi demiş bizlere. Ne için demiş? Ses geliyor. Ne için demiş? Cihan Usta demiş mobilet platin ayarı için detaylı bilgi verebilir mi bize demiş. Nasıl veriliyor? İşte ince ayarları var mıdır? Yok mudur? İnce ayarlarını burada tarifle onu yapamaz zaten de. Platin ağzını güzel sımparaladığında açısı 1,5-2 milim olsun platinin açıklığı. Tamam. Sent ayarı da piston tam tepeye varmadan 2 milim kala platin ağzı açsın. Tam tepeye varmasına pistonun. Evet. 2 milim kala platin ağzı açsın. Platin açarken ateşler, kapatırken değil. Platin ağzı şöyle jilet kadar birbirinden ayrılsın ateşler. Jilet kadar açtıktan sonra piston 2 milim daha yukarı çıksın yeterli. Ondan sonra inişe geçer. Evet. 2 milim açsın platini yeterli. Teşekkür ediyoruz. 1,5-2 milim fazlası. Yine bir takipçimizin yorum var. Bir takipçimiz Cihan Usta'm ben Nevşehir'deyim. Kendi çapımda motosiklet işleriyle uğraşıyorum demiş. Evet. Ve senin videolarını izliyorum. CG, Cup ya da yeni model motosikletler hiç fark etmez. Gelir yardım ederim. Benim de senden bir şartım var. Cihan abim demiş. Güzel ustalığını da benimle paylaşır mısın demiş. Gelirsen. Abi canım niye olmasın. Arkadaşlar dükkan herkese açık. Gelmek isteyen varsa buyursun gelsin. Cihan usta yetişmek isteyeni yetiştirir. Öğrenmek isteyene öğretir. Değil mi Cihan usta? Yani. Yeter ki desin ki ben istiyorum. Ama kafayı vermesi lazım. Tabii. Yani kendi burada kafa başka yerlerdeyse zor. Öyle mi? Öyle. Bir takipçimiz severek izliyoruz Cihan Usta'yı. Sana da teşekkürler Kenan. Antalya'dan selam olsun. Selamlar ve sevgiler olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Buradan da Antalya'ya selam olsun. Selam olsun. Cihan Usta yorgun arkadaşlar. Saat şu an 7 civarı. Akşam saati. Ki iki tane motor i̇ki toplamış. Tane toplamış yorulmuş. Yani. Ayrıyeten burada ya. Motor sökmüş kendisi. İki günlük gelen işler var. Hani bazen videolarda diyorsunuz ki Cihan Usta konuşmak istemiyor mu? Arkadaşlar konuşmak istemese zaten video yapmamı istemez. Yani. Yapma der bana. Video yapıyoruz. Hem motorlarla uğraşıyoruz hem kanala video yapıyoruz burada. Tabii. Yorgun olduğu için. Yani bunu belirtmek istedim sizlere. Sen aç telefonunu. Efendim Ercan'ı da oldu ha dinliyor. Akşamlar ona eyvallah. Ha dinliyorum. Emre çok tutma videodayız Emre. Ha. Yarın bizim Rektefeci SF'e gidiyoruz. İşimiz var. Geldiğimizde seni ararım. Okey verirsem getirirsin. Yoksa öbür güne kalır. Yaparız. Bir şey olmaz. Tamam. Şu Rektefeci'de bir büyütsün. Tamam. Dönerim ama sana kesin. Tamam. İyi, hadi bakalım. Devam ediyorum kaldığımız yerden. Hadi hadi bakalım. Bir takipçimiz ustam kap motosikleti güçlendirebilir miyiz demiş. 54 milim. 54 milim hazır silindir piston satılıyor. Evet. 54 milim hazır silindir pistonu alsak güçlenir zaten. Peki şunu sormuş. Güçlendirirsek kaç kilometre hıza çıkar motoru demiş. Güçlendirdiğin zaman arka dişliği 2 diş ufak, ön dişliği de 1 diş büyük yeter. 36-15 yapsın. Şimdi asıl bir takipçimizin sorusu var. Bu takipçimiz motoru ne yaptıysa yapamamışlar. Buradan YouTube'dan bize ulaştı. YouTube yorumlarına yazdı. Ben de bu soruyu not aldım senin için. Bu soruyu sana sormak istiyoruz yine. Bir takipçimiz Cihan Ustam'a selamlar demiş. Bende 2021 model TVS Jupiter var demiş. Bu Jupiter 110 fi motor var. Bu motor yeni nesil enjeksiyon olanlardan demiş. İstanbul'da yaşıyormuş bu takipçimiz. Evet. Ve parça bulamıyorum demiş. Motorun enjeksiyonu arızalı. Rulanti çok yüksek çalışıyor demiş. Ve yokuş çıkarken gazı fazla açtığımda motor bir anda bozulmaya başlıyor demiş. Kaç modeldi bu motor? 2021 model. Enjeksiyonlu demiş motor. Tamam ya enjeksiyonun yenisini alacak. Hı-hı. Ya da volantla beraber sökülecek. Volant da içinde. Hı-hı. Karbüratörlüğe çevirecek. Kendini. Evet işte bu takipçimiz de onu sormuş. 2018 ya da 2016 modellerinde karbüratörlü olanlar var demiş. Tamam karbüratör takacak. Artı volantı da değişecek. Volant değişmeden olmaz. Tamam. Volantla karbüratörü yani karbüratör taksın düzelir.
Ya dolap da karbüratör. Orijinalini bozmuyorum diyorsa enjeksiyonu alacak. Ama peki sen hangisini öneriyorsun? Bence karbüratörlü yapsın. Niye karbüratörlü? Daha iyi gider. Tamam. Havayı bol alır. Havayı bol alır. Yakıtı çok yakar. Yani enjeksiyonla karbüratör gibi oynayamıyor. Evet. Bozulur. Karbüratörde istediğini yapabilir. Ki biz burada enjeksiyonlu motoru karbüratörlüğe çevirmiştik evet. Daha önce öyle hatırlıyorum. Ama volanı da değiştik. Evet. Bir de aklımdaki söyleyeyim bununla ilgili. Tabii. Aklımda kalan. Enjeksiyonlarda akü zayıf olduğu zaman çarptıramazsınız. Tabii. Evet. Ama karbüratörü çarptırırsınız. Arkadaşlar Fahri abi Cihan Usta'nın berberi. Önce kapatma yani, lan dedi. Bu yeni çıkan Mondial'larda da var. Enjeksiyon hep sorun yapıyor millete. Evet. Bir takipçimiz ustam merhaba demiş. 125 skuterim var. Lastik değiştirdim. Sonrasında titreşim arttı demiş motorda. Lastikten sonra. Hangi ustaya götürdüysem ya bu normal dedi ya da bunun jantı küçük olduğu için balans yapıyor dedi. Balans makinesine mi sokmalıyız dedi. İşte bilmem ne demişler. Ben direkt soruyu kısa bir şekilde sana okuyorum. Gün geçtikçe titreşim artıyor. Lastikler yüzünden sağlam motoru bozacaklar demiş. Bunun için ustamızın bir çözüm önerisi olabilir mi demiş bizlere. Jant 10 inçmiş bu arada haberin olsun. Yumuşak tırnaklı lastik kullansın. Evet. Hala titreşim yapıyorsa motor takozlarını değişecek. Başka bir şey de yapamaz. Peki tırnaksız lastik kullansa daha güzel olur. Daha iyi olur. Hiç ses olmaz. Yani sesi bayağı azaltır değil mi? Yani tırnakları ince yumuşak lastik kullansın. Tamam. İnce tırnaklı. Motor takozları da değişir. Başka da bir şey yapamaz. Kesinlikle. Skuter yani sonuçta. Bir takipçimizin bir güzel yorumu var, onu da aldım senin için. Bir takipçimiz meyve veren ağacın taşlandığını yorumlarda boş konuşanlar sayesinde gördüm demiş. Evet. Bursa'dan Cihan Ustam'a deprem İSO'ya ve sana selamlar ve sevgiler abi demiş. Aleyküm selam, teşekkür ediyoruz. Antalya'ya da buradan selam olsun. Pardon, Bursa'ya da buradan selam olsun. Hep Antalya'dan yazdıkları için. Hep Antalya ağzımıza alışkanlık yapmış. Sıradaki sorumuza geçiyorum. Bir takipçimiz selamünaleyküm Erzincan'dan selamlar. BMW R65 mi? Java 350 Twin Sport mu demiş. Bu işler zevk meselesi. Kimi Mez der, kimi Yamaha der, biri ben BMW'ciyim der. Arkadaşlar biz Mez Spor'uz. Yani bu işler zevk meselesi. Kimi Java 350'yi sever, kimi de Beşik Amasör BMW'cidir. Değil mi? Dört zamanlıcı. Zevk meselesi. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Ama biz merciyiz. Ben iki zamanların hepsini seviyorum ya. Seviyoruz ama... Mez ayrı ama. Mez'le mobilyet ayrı. Bak bir şu var bak. Java da iki zamanlı. Evet. Yamaha 115 de iki zamanlı. Mez de iki zamanlı. Peugeot da iki zamanlı. Evet. Ama biz normalde neciyiz? Mez'ciyiz. Önce mobilyetçi sonra merciyiz. Evet. Yamaha 115'i de seviyoruz. İşte zevk meselesi. Kesinlikle öyle, doğru söylüyorsun. Evet. Ama iki zamanların hepsine saygı duyuyoruz, seviyoruz arkadaşlar. Evet. Ama biz dediğimiz gibi mobilet ve mes sporluyuz. Niye en çok burada mes Yamaha dolu? Demek ki en çok ben buna meyil vermişim. Evet. En çok insanlar beni bununla uğraşıyor görmüş. Aha. Mobilet 115 Yamaha mes. Bak dükkan onun için mes dolu. Kesinlikle. Hemen arkada Sedat Usta var. Javacı. O da Javacı. Dükkanı hemen arkamızda. Evet. O da Java dolu dükkanı. Bak o da Javacı. Demek ki o da en çok beynini ona vermiş. Java'ya vermiştir. Evet. 350'lik Java geliyor bazen. Hemen diyorum ustası arkada götürün. Ama normalde yapabiliyor. Orada Java dolu. Adam yapıyor, alıyor işini. Ekmeğini yiyor. Ben de mezle uğraşıyorum. Biz zaten çok... Yani aynı mahalledeyiz. Denizli mahallesindeyiz Adana'da. Ben burada Meciğim, o da arkadaş Yavacı. Sedat Usta'ya da buradan selam olsun. Yani. Bir takipçimiz selamünaleyküm. Benim motorum 100cc'den 125cc'ye çevirdim. 18-36 dişli kullanıyorum. 150cc'nin karbüratörünü kullanıyorum bu motora. Evet. 50 kilogram tek bineceğim. Daha çok sürat istiyorum. Ne yapmalıyım Cihan Usta? Cevaplarsa sevinirim demiş. 100 cc motoru 125'e çevirmiş ve 150 cc karbüratör kullanmış. Bu arkadaş 50 kiloymuş. Daha çok sürat yaptırmak için ne yapabilirim? Bu kadar da fazla sürat hastası olmuyor da. Lastikleri incelt. 2.50-18 tak. Evet. Lastikleri 2.50-18. Ön dişliği de bir diş büyüt. 16 ise 17 tak.
O motor bir 10-15 daha koyar yeter sana. Zaten hafifmiş 50 kiloymuş. Tamam 10-15 daha koyar. Evet. 18-36 dişte kullanıyormuş ya, fazla. Fazla da yani o kadar surat meraklısı. Arkadaşlar olmuyor. Hız iyi bir şey değil. Hızlı giden makine illa güzel olacak bir şey de yok. Ya yani böyle bir şey de yok. Cihan Usta yarışçı bir usta. Yani hem yapıyor hem yarışıyor. Siz onun yarıştığına, onun yaptığına bakmayın. O mecbur yapmak zorunda. Çünkü onunla otobana çıkıyor. Onunla yarışlar yapıyor. Onun motoru tabii ki herkesinkinden farklı olmak zorunda. Çünkü burada yarış söz konusu. İki Cihan Usta yeni yarış motoru yapmıyor. Yıllardır yarış motoru yapan bir ustamızdır kendisi. Mobilet'ten gelmiştir. Peugeot da yapmıştır. Mez de yapıyor. Yani Allah uzun ömürler versin ki amin. Ömür boyu yapsın inşallah. İnşallah. Amin. Bir takipçimiz bir soru sormuş. Şimdi demiş ustam Yamaha mı güçlü yoksa CG mi güçlü demiş. Şimdi Yamaha da hangi Yamaha? RX-115 mi? 135 mi? RD-350 mi? Şöyle açıklayayım. CG 150'lik mesela. Evet. 4 zamanlı torklu motor olduğu için 4 zamanlı torkludur. Hı hı. Şeye göre güçlü gelir ama 125'e göre. Evet. Ama 135 Yamaha'da boş değildir. O da. Peki RD-350'ye göre? RD-350 bambaşka bir şey. RD yani. Adı üstünde 350 çift silindir. Onu kıyaslayamam bile. RD kaç cc'ydi? 350 miydi? 350 çiti var. Değil mi? Öyle 350'ydi. Öyle hatırlıyorum. 350'lik çiti var. Bir takipçimiz Cihan Usta'ya söyler misin? Bana bir dua etsin. Şu rahatsızlığım geçsin demiş. Bir de bez toplayalım demiş bana. Neymiş rahatsızlığı? Bilmiyoruz ki. Allah yardımcısı Allah olsun diyelim. Allah şifa versin diyelim. Amin. Ne diyelim? Cihan Usta'm Part 24 ile böylelikle bitmiş oldu. Sana çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Burada sonlandırıyorum çünkü yorgunsun. Bu da Denizli Mahallesi'nin ünlü uzman elektrikli bisiklet ustası Ahmet. Ahmet abi merhaba, hoş geldin. Çevir bana videoyu. Adana Denizli Mahallesi'nde elektrikli bisiklet olarak Ahmet'i tek geçiyorum Denizli Mahallesi'nde. Öttürür diyorum. Ahmet abimiz de kendisi yıllardır motor tamircisi. Ahmet abi elektriklere ne zamandan beri ulaşıyorsun? Vallahi 15 senenin üstündedir. 15 yıldır ve kendi projeleri de var. İleride inşallah seninle daha önce sohbet etmiştik. İnşallah. İleride inşallah güzel projeler yapar. Yani hayata geçirme işi olur umarım. İnşallah. Kendisine buradan bol şanslar diliyorum. Bu bizim ufak Peugeot şasesine bir gün bir geldi. Elektrikli bisiklete çevirmiş. Ahmet abi. Peugeot'u. Arkaya da bizim yıllar önce yaptığımız gibi 22 veya 24 jant kurmuş. 23 jant. Ama Peugeot şasesi elektrikli olmuş. Evet. 110 yaptırıyordu. Arkada gene bisiklet jantı meşhur. Vay vay vay. 22 değil. 24. Sen de seviyorsun yani Peugeot'u. Yapar. Uğraşır. Cihan Usta, videoyu burada sonlandırıyorum. Böylelikle Part 24 bitmiş oldu. Sana çok teşekkür bütün ediyorum. Bütün motosiklete binen veya uğraşan ustalara, bütün memleketlere selam olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Ahmet abi buradan söylemek istediğim bir şey var mı motorculara? Herkese selam söyle. Aleyküm selam. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Amin.